Buyursun Ayşem. Ben olayı kişiler bazında inceleyeceğim. Hı hı. Öncelikle Hakan'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçekten yani Acun abinin söylemlerini birebir not almıştım aslında izlerken. Şimdi Berna ile Yunus Emre arasında geçen bir konu. Ee, tabii ki takım arkadaşını destekleyebilirsin, onu oradan koruyabilirsin ama Hakan'ın giriş şekli, sanki şey gibi ahlak bekçisi gibi olaya girişi, Yunus Emre'nin üstüne yürüyüşü, bak beni kızdırma filan. Adam zaten yükselmiş, biriyle bir kavga halinde. Bir de Hakan'ın olaya girişi. Yunus Emre'nin sema durumunda düşmeseler şu kalmıştı, ramak kalmıştı yani. Çünkü zaten delirmiş orada. Sen bir de olaya böyle daha çok ne atıyorsun? Benzin atıyorsun. Bak bir de beni kızdırma filan falan. Nasıl konuşuyorsun? Ya üstüne gitme. Yani sen bu adamın erenmesini istiyorsan bunu yap zaten. Hakan konusunda şimdi Acun abinin uyarıları çok doğru. Çünkü Hakan da kızdığı zaman ağzından değişik kelimeler çıkabiliyor. E, sen şimdi bunu yaşamış, bili, yaşadığını da bilen bir adamsın. Niye sen şimdi aynı konudan böyle oraya gidip ahlak bekçisi gibi Yunus Emre'nin karşısına dikiliyorsun ve belki de onun diskalifiye olmasına neden olacaksın. Bu konularda Hakan'ın biraz geri planda kalması lazım bu bir. İkincisi Sercan. Sercan kendine göre kurallar koyuyor Survivor'da. E, böyle diyemezsiniz. Benim adımı anarak at atamazsın diyemezsiniz. Şu, bunu yapıyor bu son zamanlarda böyle kendi kendine kurallar koyuyor. Nabızlı bir adamın üstüne gidilmez. Nabızlı bir adam ya tamam da şimdi nabızlı bir adamın üstüne gidildi falan da e, nabızlı bir adam da bazı şeyler söylüyor değil mi? Yani sen bir önce arkadaşının yaptığı ayıbı ört, ön, onunla ilgili bir şey söyle ondan sonra başka korumalara geç. Yani böyle kendi kendine kurallar koymuş birkaç olaya da karıştı böyle bana böyle hani dizlere konu olan emekli insanlar olur ya böyle <laughs> e, sempatik, esprili böyle yaklaşırlar hani apartmandan çıkar Arabalar oraya park etmeyin. İşte çöp Sağ kutusuna canım. çok yakın girdiniz filan. Yani bir sal artık insanları değil mi sen de böyle. Biraz ya Sercan da onu hissetmeye başladım. Herkese böyle kurallar koyuyor. Takıntılı hareketler yapmaya başlıyor. Daha emekli değilsin Sercan. Önünde uzun bir hayat var. Bu kadar takılma bazı şeylere diyorum. O kadar konusuna geliyorum. O kadarın söylediğinde ben bir art net olduğunu düşünmüyorum. Ben orada gerçekten samimiyetiyle söylediğini düşünüyorum ama Gereksiz mi oldu, gereksiz oldu. Ha konu o yüzden mi Berna yükselinde? Hayır. Yani orada bir mesela Yunus Emre aleyhine yenmiş olsa veya yenilse de orada Berna o topları istememiş olsa ve kavga çıkmamış olsa bence Ogeday'ın konusu hiç gündeme gelmeyecek. Ama öyle bir yer oldu ki, öyle bir kavgalar çıktı ki Sercanlar falan artık bir şey arıyor. Bize diyor Ogeday, ya Ogeday diyor ki ne alaka yani 15 dakika önce bir şey söylemiş oraya giderken 10 dakika önce. Bununla ilgili böyle olayı oraya bağladılar. O bana biraz garip geldi. Berna kısmına gelince ben Berna'nın söylediği şeyi e, çok da böyle normal karşılamıyorum Murat abi gibi. Yani kaybetmiş bir adamdan topu versene diyorsun. Ya adam orada sinirli zaten. Yani isteyemezsin bence. Adam kaybetmiş ya. Ya düşünsenize. 5 dakika yarışmış. Ondan sonra nabzı yükselmiş. Kaybetmiş ve üzülmüş. Daha birinci sahnede ver ver elindeki topları ver. E, niye kardeşim? Bu çok normal gelmiyor bana. Yani Berna'nın ya bir iş güzellik. Yani asla böyle şey demiyorum. Va, çok doğru bir şey yaptı. Yani. Berna gidecekti Yunus Emre'den topu. Tabii ki de alacaktı diyemem. Çünkü Berna da e, Yunus Emre'den istememesi lazım. Ya da istiyorsa biraz zaman geçtikten sonra istemesi lazım. Şovunu yapabilir. En doğal hakkıdır ama çok yakın zamanlarda istemesi bana bir garip geldi. Ha Gel gelelim Yunus Emre'nin tepkisine. Şimdi Yunus Emre bence yüzde yüz haksız. Yani tabii ki Berna onu hızlı istemiş olabilir. Başka başka olaylar olmuş olabilir ama sonuçta bizim bilmediğimiz, duymadığımız bir şey söyleniyor. Ben sizin kadar da şey olamayacağım. Yani iyi niyetli olamayacağım. Şimdi düşünün ki siz de dediniz sirkte yap. Ben emin değilim ona ama. Şimdi, ya onun böyle, sadece böyle bir, olduğunu bir tanesi düşünün. Tamam, böyle olduğunu düşünün. Berna topunu istedi ve Yunus Emre dedi ki sirkte baymunluklarını yap. Herkes ne yapıyorsun sen ya nasıl konuşuyorsun? Bir kadınla böyle mi konuşulur? Sercan diyor ki tamam ben söylediklerini kabul etmiyorum. Acun abiler dört ceza veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sik de maymunlukları yap dedi diye bir adamın dört çözer şekli vermez. o değil bu arada. Daha, ben orada, daha, daha, ağır bir ben orada daha ağır bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir kadınla konuşması diye bir şey var. Daha bir ağır şey vardı. Bak iki erkek arasında belki bir konuşma olsaydı bu bu kadar takılınacak bir şey değildi. Ama burada bir kadınla konuşurken bu kadar yumuşak bir şey olduğunu ben asla düşünmüyorum. Dört ödül cezasının bir nedeni de ağır bir kelime olduğunu veya kemeler grubu olduğunu diye tahmin ediyorum. Sonuçta şöyle düşünmek lazım. Burada Berna'nın sonuçta işte birinin kızı olduğunu kabul edin. Bakın Berna birinin kızı değil mi? Birinin kardeşi, belki birinin ablası, birilerinin arkadaşı, dostu, birilerinin kuzeni. Ve bu cezayı verirken veya bu cezayla hissederken onu Berna'nın bir yakın olarak kendinizi düşünün. Ve orada bir yakınınız ne dediğini bilmediğiniz ama Acun abilerden bu derecede tepki gören bir ceza aldıysa demek ki bizim bilmediğimiz ama Acun abilerin duyduğu ve bunu hak edecek bir şey yapmıştır. Ben öyle düşünüyorum. Ve bu konuda da tabii ki Berna'yı asla suçlamıyorum. Oraya gitti bunu yaptı diye. Berna'ya tepkisi olabilir Yunus Emre'nin. Ben dedim ki Berna çok hızlı istiyor böyle bir şey. Ya Berna git başımdan diyebilir mesela. Bu bence çok normal bir tepkidir. Abi. Ya Berna git başımdan. Hani bunu dese ben derim ki yani Yunus Emre haklıdır. Ama öyle bir şeyler söylüyor ki orada olay bambaşka bir yere gidiyor. Ve dolayısıyla Yunus Emre burada arkadaşları ve kendisi bir ayrıcalık talep ediyor. Ben böyle bir adamım. Ben kızıyorum. İşte benim durumum ortada. Ya kardeşim hep söylüyoruz kimse Yunus Emre'ye göre hareket etmek zorunda değil. Yunus Emre Survivor kurallarına göre hareket etmek zorunda. Senin diğer yarışmacılardan hiçbir farkın yok. Bak hiçbir farkın yok. Yani Atakan'dan, Ogeday'dan, Hilmi Cem'den, Batuhan'dan veya diğer bütün kadın yarışmacılardan hiçbir farkın yok. Yani sen Yunus Emre'sin diye daha önce bazı konularda mimlendin diye aa tamam biz ona böyle yaklaşmayalım. Biz ona böyle demeyelim. Aa onun hakkıdır bu bunları diyebilir. Asla böyle bir şey yok. Yunus Emre diğer yarışmacılara uyacak. Diğer yarışmacılar Yunus Emre değil. Bunu hep söylüyorum. Dolayısıyla Yunus Emre yani afiyet olsun. Bugün bir şinitzel yedi. <laughs> o da tam böyle tahkime gitmeden daha karar. Yedi. Afiyet olsun ama bir dört ödül daha gitti ben haklı buluyorum yani cezayı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kere söylediği kelime zaten ağır bir kelime. Benim duyduğum kadarıyla ona ekstra olarak bir şey söylemişse ben onu bilemiyorum. Gördüğüm üzerinden konuşuyorum sadece ama Acun abi'nin de konseyde aynı kelimeyi defalarca söyledin derken bu kelimeyi kastettiğini düşünüyorum. Ha araya ekstra birkaç bir şey daha eklemiş mi de eklemiştir ama bu söylediği kelime de yeteri kadar ağırdır zaten bence. Bu arada Yunus Emre'nin aldığı ceza bence sadece bugünkü olay üzerinden aldığı ceza değil. Yani sicili çok kabarık, sicili Esinlikle. çok kabarık olduğu için biz sana cezayı veriyoruz sen durmuyorsun. Cezayı veriyoruz durmuyorsun. İki ödül ceza veriyoruz bana mısın demiyorsun. Demek ki sen fazlasını istiyorsun. Biz seni durdurmak için bu cezayı arttırıyoruz tarzında bir ifade de yakaladım Acun durmama abiler. Durmama cezası. Yani ekstra. bu durmama. Yani aslında normalde belki bu durum iki ödülle atlatılabilecekken olay Yunus Emre olduğu için aynı nasıl biz mahkemeye çıktığımız zaman bizim sicilimiz kabarıksa alınan ceza çarpı 2 çarpı 3 olabileceği gibi Survivor'da da aynı olay gerçekleşiyor. Buna. Ee, o yüzden evet. 4 ödül cezaya çıkıyor. Şimdi olayın gidişatına bakarsak önce şunu söyleyeceğim. Bir kere oyun o esnada ona, ona sekiz. şey ona 8 değil, ona 7. Evet, Onlar yani. maça çıkmadan önce Yunus Emre maça çıkmadan önce maç 10'a 7. Bakın çok kritik bir noktada Ogeday gidip şu anda günümüzde hem kadınların hem erkeklerin de memnun olmayacağı bir ifade şeklini Yunus Emre'ye karşı kullanıyor. Diyor ki sen onu erkek gibi atacaksın diyor. Şimdi bu çok iğneleyici ve tahrik edici bir laf ve bunun altına da Yunus Emre ile olan samimiyetini ve arkadaşlığı arkadaşlığıyla bu durumu örtbas etmeye çalışıyor. Ben açıkçası buna pek inanmadım. Çünkü ben Yunus Emre ile Ogeday'ın herhangi bir arkadaşlığı olduğunu ve kardeşliği olduğunu ve samimiyeti olduğunu görmüyorum, inanmıyorum. Yani iki farklı dünyanın insanı bunlar. Hatta birbirlerinden hiç haz etmiyorlar. Bir arkadaşlık da yok. Çok iğneleyici bir kelime. Şimdi Yunus Emre'nin hatası şu. Böyle tahrikler geldiği zaman doğru hamleleri yapıp onları ortaya çıkarmayı bilmiyor. Üstüne mutlaka çarpı 3 çarpı 4 kaba ve terbiyesizce bir hareket yaptığı için hep aslında temanın başında haklıyken sonunda haksız duruma düşüyor. Biz adamın Survivor'ın başından bu zamana kadar hep bu hikayelerini izledik. O lafları o gedaydan yedi. Şimdi döndü bir atarlanacağım yaptı falan bir şeyler yaptı sonra hadi hadi dedi Hilmi Cem onu tuttu bir oyunun başına döndü. Bakın o gedey çok kritik yerde ufaktan alttan iğneyi Yunus Emre'ye vuruyor. Oyunun kaderini değiştirecek şeyler bunlar. Yunus Emre maçı kaybetmiş Berna orada topu döndürecek diye Yunus Emre'nin elinden top istiyor ya arkadaşlar bugün sadece Yunus Emre değil. Orada Ogeday olsaydı, orada Atakan olsaydı, başka bir yarışma Yasin olsaydı, çıkarıp da al bu topları o an kaybetmenin hırsıyla al bu topları sen döndür der mi ya? Hiç kimse bunu demez yani. O kadının kaybetmiş bir adamdan gidip top istemesi çok yersiz bir davranış bence. Yaptığı hamle de yersiz. Yani aslında Berna Yunus Emre'nin yaptığı terbiyesizliğe hak etmiyor ama bir laf yemeyi hak ediyor. Yani bir laf söyleyebilir orada karşısındaki insan ona. Usturupla bir tepki verebilirdi. Aynen öyle yani i̇nsan herhangi ver. bir ya sen işine bak ne karışıyorsun git yoluna tarzında yani bir laf yiyeceği aşikar yani. Ya topları diğer tarafa atsa bile al oradan bana ne dese bile Aynen bir öyle tepkidir. yani. Bu, hani, sana mı soracağım yani. şu yani bir tepkiyi hak ediyor yani en azından. Çünkü adam oyunu kaybetmiş ve gerçekten o anda nabzı yüksek ve kaybeden bir adamdan sen topunu ver ben sevinç yapacağım. Bunu sadece Yunus Emre değil ki. Hiç kimse orada vermez ki. Kim al Bernacığım derdi mesela. Hiç kimse demezdi. Bir bak. tane isim sayayım. Kimse yani demez. hani, o yüzden şimdi tabii ki Yunus Emre de zaten bu konuda zaafları olan ve problemli bir adam olduğu için ve genelde hareketleri hep terbiyesizlikle sonlandığı için hayatta onun bu durumuyla oynuyor. Çünkü her zaman bu tip durumlarda hayat seni her zaman sınar. Hayat mı kişiler mi? Kişiler mi? Aslında hayat yani o yani bu hayatın içinde bütün varlık alemini değerlendirdiğim zaman bunun evet. içine işte insanı al, durumu al, duyguları, havaya, şartları al, her şey ekonomiyi al. Neyi alırsan al yani. Hani seni sınar hayat. Şimdi Yunus Emre'ye de hayat sınıyor ve Yunus Emre her sınadığında yine mağlup, yine mağlup. Veremiyor, sınavı aşamıyor bir türlü. Ya bir kere de sen sus abi. Tamam orada sen senin üstüne gelsinler sana erkek gibi atlasınlar... senin topunu istesinler. Tamam sen de haklısın de, sen de haklısın de, sus de ver ve oradan zaferle çık. Ve bu görevi hayatın sana vermiş olduğu bu görevi tamamla ve bir sonraki chapter'a geç artık. Şimdi burada da o tepkiyi verdikten sonra e, bu sefer Survivor 2024 All-Star'ın ahlak bekçisi Hakan Atipoğlu oraya böyle bir kamikaze gibi inip bir anda yine ee, sen ne dediğinin farkında mısın falan. Ya Hakan Atipoğlu biz senin ağzından bu Survivor'da ne kelimeler duyduk ya. Konuşmayalım şimdi geçmiş sayfaları açmayalım yani. Hani ailelere kadar uzanan işler oldu. Hakan sana kalmadı çok da umurunda değil zaten kıza ne söylediği falan. Ama sen olayın içinde olmak istiyorsun. Hakan Atipoğlu'nda da evet öyle bir durum var. Bir sahne varsa adam içinde olmak istiyor abi. İyi veya kötü. Mesela Nagihan Sahra olayında da aynı şekilde. Ben görüntüyü izlememe rağmen Acun abinin ve Nagihan'ın verdiği tepkilerden Hakan'ın yersiz bir şekilde olaya müdahale ettiğini hemen anladım. Çünkü Hakan'lık bir durum yok abi ortada. Sahra Nagihan'a bir şey söylemiş. Nagihan Sahra'ya özel hayatları ile ilgili bir şeyleri varmış. hesaplaşmalar hiçbiri doğru. Peki Hakan sana ne oluyor abi? Sen niye bu işin içindesin? Sus abi otur abi. Sen insanların özel hayatına girmiş artık orada mevzu. Nagihan'a o... ve o insanlar çok yüksekken bunu yapıyorsun. Neden? Çünkü tahrik ediyorsun. O adam orada bir tepki versin. Senin kafana vursun, ittirsin. Çünkü Yunus Emre'de o potansiyel olduğu için sana daha ağır küfür etsin. Ve Yunus Emre tamamen haksız duruma geçsin. Yani Hakan'ın bir aranma olayı var Survivor'da. Her sahnenin içinde olmak istiyor. O da gelince üstüne... Yani adama bir sağlı sollu gelince bu adam da sonunu her zaman yaptığı gibi terbiyesizlikle sonuçlandırıyor. Yunus Emre'nin yaptığı şey sadece benim söylediğim laf da olsa bu lafı kadın veya erkek fark etmez. Yani artık 2023 yılındayız. Yani artık bu kadın erkek ayrımından da hani şey yapalım. Yani o o lafı erkeğe de söylese hoş değil, kadına da söylese hoş değil. Hoş değil yani. İnsana söylemek bu kelimeleri hoş değil. Terbiyesizlikle maalesef e, artık edepsizliğini farklı bir boyuta taşıyor. Çok güzel. Yok. Murat abi buyurun size vereyim. Size vereyim sonra Azad Hanım istiyorsan ladies first. <laughs> Peki. <efendim. Centin> <laughs> sınav e, derken Hayat mı kişiler mi dedim ya hayatta bir sınavlı oluyor Yunus Emre'nin dediğinde hayat mı kişiler mi derken sana şunu kastettim sana katılıyorum ama e, kadersel sınavlar olur hani bazen senin elinde olmayan ve bunun içine düşersin tamam bunu hani bir kader ve bir sınav derim ama burada kişiler, kişilerin kişilerin davranışları evet Yunus Emre'nin kaderi olabiliyor ama bilinçli yapıldığını düşündüğüm şeyler de var o yüzden yani doğalında gelişen tepkiler var evet yine o sınavı da geçmek zorundasın bilinçli yapılsa da o sınavı da geçmek zorundasın yani... ama Yine de o sınavı, e, sınav sorularını yazan hocalar var içeride. Var tabii ki ama onu zaten o soruları hep yazanlar var zaten. Evet, hayat hayat devam, devam ederken var. aslında hep onu yazanlar var. Bilinçli olsun olmasın bizim o olaylar karşısında ne tepki verdiğimizin bir önemi var aslında. Buyurun efendim. Şimdi tabii ki hepimiz konuşuyoruz işte e, detaylardan da bahsediyoruz ama benim için bu gecenin manşeti... Yunus Emre'nin kadına ettiği laf. Yani benim için şu andaki en önemli bu gecenin manşeti o. Yani Yunus Emre'nin psikoloji şöyleymiş. Yunus Emre bundan önce bunu mu yapmış? Yunus Emre'nin üzerine mi gitmişler? Onlar benim için önemli değil. Bu gece manşet Yunus Emre'nin kadına ettiği laf. Neden manşet? Çünkü dört ceza o laftan dolayı geldi. Bu gecenin de en çok konuşulan şeyi de Yunus Emre'nin aldığı dört yemek cezası. Benim şimdi benim için önemli olan o. Şimdi ben Yunus Emre'nin siz diyorsunuz ya sirk maymunu mu dedi diyorsunuz. Sizin fikriniz o değil mi? Şimdi onu, onu eminim, ben kesin okudum. Tamam. Onu okudum. Evet. Onun haricinde Son ekstra anladım. bir şey söyledim. Tamam. Şimdi ben de size şunu söylüyorum abi. Şimdi bugüne kadar Survivor'da 50 bin tane ağır laflar oldu. Bipler oldu. Şunlar oldu. Bunlar oldu. Bu kadar ağır şeyler olmasına rağmen 4 yemek yeme cezası alan mesela böyle sadece bir laftan ben daha görmedim. Sadece bir laftan Bu ceza gör... sadece laftan değil ama Murat abi. Bir dakika ama şimdi bir şey ama esas ana tema o. Ama sabıkadan. Yok ben o sabıkaya falan yok, inanmıyorum abi. Şey. Ne burası şey, ne sabıkası ya? Adam zaten her dakika yapıyor, ne sabıkası? İşte o yüzden durmuyor. Tamam. E dur işte yapıyor caydırıcı yani. Caydırıcı etkisi olması için. Ben ona inanmıyorum. O şey, o e, hani Yunus Emre'yi şey yapmak... ...yani biraz yumuşatmak gibi sabıka mabuka, hiç sabıka mabıka yok. Her saniye, her dakika yapıyor adam abi. Yani öyle sabıka mabuka. Bir de şimdi Yunus Emre bir şey yapıyor bir böyle şey oluyor herkes de böyle Yunus Emre yapıyor adamın psikolojisi bana ne abi ben Yunus Emre'nin psikolojisine mi uğraşacağız biz abi yani bütün Survivor boyunca herkesi bırakacağız biz Yunus abimiz psikolojisi şöyle Yunus abimiz onu yaptı niye yaptı psikolojisi böyle hiç beni ilgilendirmiyor abi oradaki bütün yarışmacılarda aynı psikolojide Yunus Emre de aynı psikolojide bana ne abi Yunus Emre'nin psikolojisi ben Yunus Emre'nin yaptığı şeylere bakıyorum şimdi benim de iddiam şu Yunus Emre sizin dediğiniz lafı etmiş olsaydı eğer ben 4 ceza verileceğine hayatta inanmıyorum. Bana göre o lafla 4 ceza verilmez. İmkan ihtimal yok. Adımı değiştiririm. Yunus Emre'nin etmiş olduğu laf bir kadına ağır bir laf etti ve bu ağır laf üzerine de o 4 ceza verildi. O dediğiniz sirk maymunu mu dedi? Ya sirk maymununa gelene kadar Oo, oh, neler dendi bundan önce? Çok ağır laf ettiyse 4 ödül çok 4 ceza çok hafif kalmış o zaman. Niye? Çok ağır bir laf ettiyse dört ceza çok hafif zaten, kalmış bence. E, zaten bir tek diskalifiyesi kaldı adamın daha ne verecekler yani? İşte ben Adama, o yüzden de sabıkadan e, tamam, kaynaklı olmuşum. Hayır diskalifiye de, diskalifiye de, şimdi diskalifiye etmek var. Hani böyle e, egzecere ederken bazen hayal gücü sonuçta sonsuz yani çok 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 ağır laflar olabilir. O zaman da eğer benim fikrimi hanzade olarak sorarsanız dört ödül Peki, bu cezası kadar, çok bu kadar, ağır. olmuş. Kadın şimdi yarışmacı... Öyle anlatıp hayale hayali bırakılınca konu... bir dakika. O yüzden daha önce... Daha önce, acaba ne diye daha önce 50 bin tane laf edildi de hiç Acun Ulucalı çıkıp da kadın yarışmacıya bu sözleri sarf ettirmem, bizim kurallarımız dışında kadınlarla öyle konuşamazsınız dedi mi kimseye? Demedi. Demek ki Acun Ulucalı da bu lafları Demek ettiğine çok, göre bu da sirk, laf var, sirk maymunla Acun Ulucalı çıkıp da bu lafları etmez. Allah aşkına yapmayın ya sirk maymunu. Yani. Millet birbirine neler diyor orada ya? Siz de şimdi ne alakası var sirk maymunla dört maymun? Bence Ama çok sağ, ağır bir şey söyledi. Ama bunu söylüyor olması Efendim? ve o kavgayı yükseltiyor olması. Neyi? Yani zaten sabrı kalife dur, duruyor peki çocuğun şey yani durdurak bilmiyor. Dolayısıyla bu çocuğu caydırmak gerekiyor ve... Nasıl caydıracağım bu i̇şte, çocuğu? Ancak diskalifiye ö, diye caydırırsın bu abi. Evet bir sonrası e, diskalifiye belki. Bir sonrası cezayı mı? Arttırarak. Ne bir sonrası ya? Bir sonrası mı kaldı artık? Sonrası, 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 sonrası. Demek ki diskalifiye <laughs> etmek istenmiyor çünkü... Demek. Niye istenmiyor? Bu çocuk yani kimse orada zaten kimsenin diskalifiye edilmesi istenmez ki. Niye diskalifiye? İnsanları kaybetmek kolaydır. Kazanmak zordur. Kaybetmek iki dakikalık iş. Burada prodüksiyon herkesi kazanmak istiyor. Kimseyi diskalifiye ettirmek istemiyor. Ha çok ekstrem bir şey oldu mesela. Sema olayı. Bir tek semada oldu. O da neden oldu? Gitti bir fiziksel hepimiz gördük artık yani. Artık bunu o da diskalifiye olmasaydı hangisi diskalifiye olacaktı dedik yani. Ama şimdi diskalifiye etmemek için uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Bu adam için de uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Hala da uğraşıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Ama ben adamın o lafından dolayı işlerin bu raddeye geldiğine inanmıyorum kardeşim. Ben o biraz yumuşatma. <laughs>